Bir sayının 4 ile tam bölünebilmesi için sayının son iki basamağının belirttiği iki basamaklı sayı 4'ün katı veya son iki basamağı 0,0 olmalıdır. Eğer 4 ile bölünmüyorsa da son iki basamağı 4'e bölerek kalanı daha kolay bir şekilde bulabiliriz. 1.473.415 sayısının 4 ile bölünebilmesini inceleyelim. Benim için sadece son iki basamak önemli. 15'in durumu bu sayının durumuyla aynı. Bu sayıyı bölmek yerine 15'i 4'e bölüyorum. 3 kere 4, 12 ve kalan 3. Demek ki bu sayı 4'e tam bölünmüyor. 4 de bölümünden kalan da 3. 234.524 sayısını da inceleyelim. Yine son iki basamağa bakıyoruz. 24. 24 4'e tam bölündüğü için bu sayı da 4'e tam bölünür. Son iki basamağı incelememiz yeterli. Ayrıca A tek olmalıdır. Eğer çift olsa 4'te bölümünden kalan da çift olması gerekir. Çünkü 4'te 1 çift sayı. A yerine 1 koysak 51, 48 4'ün katı yani kalan 3 olur. A yerine 3 koyduğumuzda 53, 1 eksiği olan 52 tam bölündüğü için 3 olabilir. 5 koysak yine kalan 3 olur. Demek ki 7 de olacak. Zaten 57, 56 4'ün katıdır ve 9 da olmayacak. 9 koyduğumuzda da 3 kalanı verecek. O halde A yerine 3 ve 7 gelebilir.